İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele eden bir devlet, Batı Ermenistan'ı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı istifa etti. Nikol Paşinyan'ın Richard Mears'in açıklamasına cevabı. Çin'in Ermenistan Büyükelçisi. Çin ön koşulsuz Ermenistan'ı destekliyor. Putin Paris'i ziyaret edecek. Türkiye'de ekmek fiyatlarına zam devam ediyor. Arlington Film Festivali Ermeni soykırımı hakkındaki bir filmle açılıyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Batı Ermenistan'ın ve Ermeni Lejyonu'nun ayrıca diğer silahlı grupların kuruluş ve faaliyetlerini dile getiren makaleler serisini sunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış bir devlet Batı Ermenistan 3 adlı makalenin tamamına internet sayfamız olan westernarmenia.tv.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Toplum Televizyonu'nun Lorer adlı özel yayın programına verdiği demeçte daha önceden belirttiğim gibi bugün başbakanlık görevinden istifa ediyorum dedi. Paşinyan, istifa önünüze aldığınız sorumluluktan kaçmak değil, tam aksine erken parlamento seçimlerini tamamlayarak ve bütün iktidarı insanlara sunarak birlikte gerçekleştirdiğimiz şiddet içermeyen kadife devriminin zaferini tamamlamaktır ifadesinde bulundu. İstifa eden başbakan erken seçimin yol haritasını açıkladı. Kendi istifasından sonra Cumhurbaşkanı hükümetin istifasını kabul edecek ve parlamento 2 hafta içerisinde başbakan seçememesi halinde Cumhurbaşkanı erken seçimi ilan edecek. Nikol Paşinyan, tüm bu dönem boyunca hükümetin kendi görevlerini yerine getireceğini, başbakanın ve hükümetin anayasal yetkilerini yerine getirmeye devam edeceğini, halkın zaferinin garantörü olmaya devam edeceğini söyledi. Ve eğer Aralık'ta gerçekleşecek seçimlerde bizim politikamıza oy verirseniz, Ermenistan Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak tekrar döneceğim. Paşinyan, ayrıca parlamenter güçlerin bir başbakan adayı çıkaracağına dair endişelerin de var olduğunu vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan bugün gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında Ermenistan'daki misyonunu bitiren Amerika Birleşik Devletleri Elçisi Richard Mears'in açıklamalarına değinerek görevi sona eren elçinin açıklamasını görevi sona eren elçinin açıklaması olarak düşünebiliriz. Biz konumumuzu açıkça belirledik ve değiştiğini de düşünmüyorum dedi. Ermenistan'da diplomatik misyonu sona eren ABD elçisi Richard Mears'in dün bir basına verdiği röportaj sırasında Dağlık Karabağ çatışmasının işgal altındaki toprakların geri verilmemesi durumunda çözümünün imkansız olduğu sözlerini hatırlatalım. Elçinin röportajını yorumlayan Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı basın sözcüsü David Babyan ise "Bizde işgal altındaki topraklar diye bir kavram mevcut değil" vurgusunda bulundu. Çin ön koşullar olmadan özverili ve gerçek olarak Ermenistan'ı destekliyor. Konuyla ilgili açıklamayı bugün 17 Ekim'de Çin tarafından Ermenistan'a hediye edilen ambulansların teslim töreninde Çin'in Ermenistan Büyükelçisi Tian Erlu yaptı. Elçi yaptığı açıklamada halklarımızın dostluğu yüzyıllara dayanan bir tarihe sahiptir. Ermenistan ve Çin'in farklı alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğinden eminim. Ermeni-Çin bağlarımız sürekli ve sağlam temellere dayalı olacak, dedi. Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov'un gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1. Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için 11 Kasım'da Paris'te olacak. Gazetecilerin Putin'in Fransız başkentine bir gezi planlayıp planlamadığını sorusuna, Ushakov 11 Kasım'da Paris'e seyahat etmeyi planlıyoruz cevabını verdi. O gün 1. Dünya Savaşı sırasında Fransız cephesinde savaşan Rus keşif kolordusuna da saygıda bulunulacak. Rusya İmparatorluğu, Almanya, Türkiye ve Avusturya Macaristan'a karşı savaşıyordu. 1917 yılındaki devrim ve 1918 yılındaki Brest-Litovsk Anlaşması Rusya'nın savaşa katılımını durdurdu. Ushakov, Putin'in o gün Şanzelize'de gerçekleşecek olan gösterişli törenlere katılacağını vurguladı. Ayrıca Başkan Putin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un vereceği çalışma kahvaltısına da katılacak. Uzman Selin Şimşek, ekmek fiyatlarında artış olduğunu belirtiyor. Ona göre eğer her şey böyle giderse ekmek üretimi bir hafta içerisinde durabilir.
Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle ekmek fiyatlarında 25 kuruşluk artış kaydedildi. İstanbul Ticaret Merkezi Konsey Üyesi Selin Şimşek, 250 gramlık ekmek fiyatının artık 1.25 Türk lirasından satılamayacağını kaydetti. Sputnik Haber Ajansı verilerine göre ise Şimşek bu fiyatta satıcıların ay sonunu çıkaramayacaklarını belirtti. Uzmana göre zam zaten başladı. Şimşek, halka ucuz ekmek satalım derken ekmek bulamama problemiyle yüzleşebiliriz dedi. Ayrıca o, ekmek fırınlarının bu koşullarda en çok bir hafta dayanabileceği bilgisinde bulundu. Bazı yerlerde zamlı ekmek satışları başlamış durumda. Şu an itibariyle ekmeğin fiyatı en az 1.50 Türk lirası olmalı. Ekmeğin şimdiki fiyatı ise 1.25 Türk lirası. Bu şekilde enflasyona karşı mücadele edilemez. Arlington Uluslararası Film Festivali'nin başlamasına az bir süre kala Boston Ermeni toplumuna saygı duyulduğu ilan edildi. ABD'nin New England'daki Uter Town'da bulunan Mosesyan Merkezi'nde 7 Ekim'de Çöl Kargaları adlı Ermenilere uygulanan soykırım hakkında anlatıda bulunan belgesel filmin premieri gerçekleştirildi. Filmin senaristi ve yönetmeni Marta Hüsk'tür. Bu ödüllü filmin Ermenilere uygulanan soykırımı ve Ermeni toplumu için bir saygı göstergesi olarak sunulduğu Mosesyan Merkezi ile film festivali arasındaki ilk işbirliğidir. Bu etkinlikle 1-4 Kasım'da Arlington'un doğusundaki Capitol Tiyatro'da gerçekleşecek olan yıllık film festivalinin açılışı yapılmış oluyor. Ermeni yazar Levon Parian'ın yazdığı kitap temelinde Çöl Kargaları filmi çekildi. Burada onun dedesi olan Levon Yotnahbaryan'ın anılarıdır ki sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda kendi halkını 20. yüzyılın ilk soykırımından kurtarmak için nasıl umutsuzca savaştığı yer almaktadır. Parian'ın eserleri Ermenilere uygulanan soykırımın tanınmasına adanmıştır. Dış politika uzmanları bu filmi 2015 yılının dünyanın önde gelen 100 düşünürleri arasında saymaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hazer adlı müzik korosundan Sona Yar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.